Malum nasip inşallah önümüzdeki hafta pazar günü, bir sonraki hafta Türkiye seçime gidiyor. Yerel seçim süreci. Cumhur İttifakı tam kadrolarıyla sahada ilk günden bu yana koşturmaca devam ediyor. Kahramanmaraş'ta bizler neler yaptık? Ben kısaca ondan bir bahsedip sözü değerli belediye başkan adayımıza bırakacağım inşallah. Bizler 24 Kasım'da Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Hayrettin Güngör Bey'in isminin açıklandığı günden bugüne başkanımızla birlikte ilimizin her bir kesiminde teşkilatımızla birlikte hem tanışma hem bir kaynaşma hem de şehrimizi tanıma, eksikleri varsa, projeler ne varsa onları gözlemleme noktasına gayret gösteriyoruz. Sağ olsun başkanımız da o gün bugündür bildiği şehrimizi daha detaylı tanıma fırsatı buldu diye düşünüyorum. Aşağı yukarı ulaşmadığımız yer kalmadı. Ufak tefek bazı eksikler olabilir. Onları da hep beraber dokunuyoruz. Ama bizler Kahramanmaraş'ta AK Parti kurulduğu günden bu yana siyaset yapan kişiler olarak zaten her an vatandaşla iç içeyiz. Ve bunun en belirgin örneklerinden biri de meclis tatili olduktan sonra milletvekillerimizin de bu programlara aktif olarak katılmasıyla da daha fazla şeyi hissetmeye başladı. Değerli basın mensupları, il başkanımızın ifade ettiği gibi 24 Kasım günü partimiz ve Cumhurbaşkanımız şahsımızı doğduğumuz ve büyüdüğümüz şehrimize Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak açıkladı. Ben tekrar Sayın Cumhurbaşkanımızın, partimizin bu teveccühüne en derin selam, saygılarımı sunuyorum. Tabii adaylığımız açıklandıktan sonra Cumhur İttifakı o aşamada yoktu. İlerleyen süreç içerisinde Cumhur İttifakı şekillendi. Biz aynı zamanda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı olma yanında Cumhur İttifakı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oldu. Ki bu önemli. Gördüğümüz ihtiyaçları. Ama ihtiyaçlar bunlardan ibaret değil. Seçim öncesinde tabii yaptığımız çalışmalar var. Ekiplerimiz dolaştı. Ama seçim sonrasında inşallah bu sorumluluğu üstlenirsek, hemşerilerimiz bu yetkiyi verirse, Allah nasip ederse, daha sağlıklı tekrar bunları revize edeceğiz, gözden geçireceğiz. Daha somut, yıllık, iki yıllık yani kısa, orta, uzun dönemli eylem planlarını sizlerle paylaşacağız. Ben tabii proje detayına gelmeden önce çok genel bir bilgi vermek istiyorum. Şahsım uzun yıllar Yeren Öttüner Hanım'la çalıştı. Bunu biliyorsunuz. Yani meslek hayatımın tamamına yakın kısmı yerel yönetimlerle geçti. Önce İçişleri Bakanlığı'nda denetim elemanı olarak belediyeleri denetledik. Sonra o denetim birimine başkan olduk 5 yıl. Yani belediyelerin içerisindeki işleyişi çok iyi bildiğimiz gibi denetçilikten denetçi grubunu idare etme aşamasına da gelince masanın bu sefer farklı bir yanını gördük. Çünkü denetilmeden her meslekte körlük olur. Yani bir mesleği uzun süre yapıyorsanız her mesleğin artıları da vardır, körlükleri de vardır. Bu basın içinde böyledir. Kasap içinde böyledir. Başka sektör içinde böyledir. Bunu kabul etmemiz lazım. Şahsım içinde bunu söylüyorum. Manşet. Gerçek çok net.